Böyle olmuştu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı pazara davet etmişti. Bir de pazar polemiğimiz eksikti siyasetçiler arasında, o da oldu. Sıkıntıyı yaşayan biz, polemik ayrı yerde, ayrı kolda devam ediyor. Erdoğan da ne dedi? Biz dedi hep oralardayız. En son markette falan 3-4 sene önce görmüştük. Hani kıyasladık ya, aldığı çikolata, cips şimdi ne kadar? Temel tüketim ürünleri de almamıştı. Halk da aslında Erdoğan'ı bizzat pazarda görmek istiyor. Neden istemesin? Çünkü söylemek istedikleri var halkın, yurttaşın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Hani halkla birlikte geçsin, pahalılığı görsün isteriz. Bizlerin, insanların halinden anlasın isteriz. Artık yaşama şansımızı aldı elimizden. Yani onu söylerdik. Yani bir Tayyipçi olarak bunu söylüyorsak düşünün artık. Burası İstanbul Bayrampaşa'da bir pazar. Pazardakilerin sözlerinin muhatabı aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan. Çünkü şimdi siyasette bir pazar polemiği var. Çıkış noktası CHP lideri Özgür Özel'in Erdoğan'a daveti. Şimdi soruyorum. Tayyip Bey bir pazara gidebilir mi? Pazara gidebiliyor mu? Gidip de esnafın hatırını sorabiliyor mu? İşçiyle konuşabiliyor mu? Tayyip Bey bu milletin arasına karışıp geçinebiliyor musunuz diye sorabiliyor mu? Madem soramıyorsa onun dediği gibi, sokağa gidemiyorsa sandığa gidecek. Erken seçime gidecek. Şimdi çıkmışlar bizi çarşıya, pazara davet ediyorlar. Biz çarşıdan, pazardan gelirken siz gidiyordunuz. Erdoğan bu halkın içine girsin isterim. Bu pahalılığı görsün. İnsanların ne kadar zor durumda, bir anne evladına bir et alamadıktan sonra, bir yemek veremedikten sonra ne kıymeti var hiçbir şeyin? Kendi saraylarda yatsın, otursun, vicdanı rahatsa çok güzel bir şey yani. Biz 12,5 milyar maaşla hem kira ver hem pazara çık. Hani geçinmeye çalış yani, onlar sefasını sürsünler ablam. Biz siyasi parti olarak çarşıda, pazarda, sokakta muhalefetten çok daha güçlü bir şekilde zaten varız. Halkımızla olan gönül bağımızı bugüne kadar hiçbir zaman koparmadık. Bundan sonra da koparmayız. Yani bilmiyorum, kendisi hiç böyle pazara falan çıkıyor mu, böyle alışveriş falan yapıyor mu? Geldiklerini söyle. O zaman nasıl kabul edebiliyor böyle bir şeyi? Seçim istiyoruz. Şey, milletin canını okudular kardeşim. Olur mu böyle şey ya? Evinde kazan kaynıyor, bizde de kemik kaynıyor. Çoluk çocuğu doyuramıyoruz. Yazıktır be. Allah Allah, başbakanım diye, cumhurbaşkanım diye hakkı yok bizi böyle ezmeye.